Sevgili misafirlerimiz, bu akşam birbirini seven, yuva kurmaya karar veren iki gencin nişan merasimi için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş. Sefalar getirdiniz. Gel kızım. Hayırlı olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Buyur abi. Gel kızım. Bismillah. Tekrar hayırlı olsun. Tebrikler. Birader ne arıyorsun burada? Hadi dışarı çık. Hadi dışarı çık. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi ya daha. Hadi uzatma. Hadi kardeşim. Uzatma. Hadi ya. Uzatma kardeşim. Hadi. Ne işim var? Allah Allah. Hadi. 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 Ne oluyor ya? Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi çıkalım dışarı. Hadi ya. Hadi. İyi. İyi. Hadi. 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 Durun. Hadi. Belanı mı arıyorsun? Hadi. Hadi. İşi var lan. Hadi. Hadi. Beyi. Beyi iyi misin? Sana orta şekerli kahve yaptım. İç bakalım beğenecek misin? Anneciğim neler oluyor? Bir şey olduğu yok yavrum. Bir yanlış yapmıyoruz değil mi? Ne yanlış evladım? Bak böyle şeyleri hiç aklına getirme tamam? Hı? Hadi iç şu kahveni. Kafam çok karışık. Biraz dolaşmak istiyorum. Oğlum kahven. Kendi ellerimle yaptım. Oğlum bakma elin lafına. Başka kızı mı alacaksın? Behiye bizim akrabamız. Elin kızı kurtulacağına bizim Behiye'miz kurtulur. Hem Behiye köyün en güzel kızı. Bebek gibi maşallah. Anneciğim nişanlım beni sevmiyor. Başkasını seviyor. Zorla alamam ki. Ne demek alamam? Alacaksın. Anne lütfen. Oğlum daha çocuktur o. Ne anlar sevdadan? Evlenince unutur gider. Sevda bu anne. Sevda unutulur mu? Malı mülkü görünce hem nasıl unutulur görürsün. Bak oğlum. Bu zamandan sonra nişan bozdurtmam sana ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sil kız şu gözyaşlarını. Sil bakayım. Vallahi gebertirim seni. Olmuş yaşa su katmasını gösteririm sana. Çıtın çıkmayacak. Akılsız. Sen de kafa olsa kasaba içinde kasıla kasıla gezersin.
Senin yerinde olmak isteyen o kadar çok kız var ki. Anacığım, kaç kere söyledim size. Ben evlenmek istemiyorum. İstemiyorum. Sus kız, sus. Salak. Ben seni rahat ettireyim diye çalışayım. Sen bir çuval inciri berbat et. Neyi eksik nişanlının? Fidan gibi delikanlı. Boyu yerinde, posu yerinde. Buralarda sürünecek misin kız? Almanya'ya gideceksin. Paraya para demeyeceksin. O Murat köpeğine varıp da açlıktan sürünecek misin? Ama ana, anla beni. Tüh. Avni evladım, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel 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 bir gel. Gel oğlum gel. Bak kaynanan seni ne kadar çok seviyor. Geç otur. Ben de şimdi Behiye'yi çağırıyorum. Behiye! Niye kaçtın kız? Bak nişanlın geldi. Hadi geç salona. Gelmeyeceğim. Kalk dedim sana. Hayır anne, istemiyorum. Vallahi bak ayağımın altına alırım seni. Ayıp kız, ayıp. Bekletme delikanlıyı. Bak ayağına kadar gelmiş. Gelmeyeceğim bana, gelmeyeceğim. İstemiyorum. Hadi kızım. Aa, yazık günah değil mi, çocuk bekliyor seni. Of Allah'ım, yardım et. Şaşırdım kaldım. Ne oluyor ya? Neydi bu ya? Gölbaşı telli duvaklı, koynumda bir gül saklı, bulun yârimi ağlar, pembe tenli al yanaklı. Bu kavanı ötedeki sazlıktan kestim. Bunun sesi ne kadar yanıktır bilir misin? Çünkü bir gelinin feryadıdır da ondan. Büyülüdür bu göl. Sen de gördün mü? Her zaman görürüm, orada. Peki neyin nesiydi? Şimşek gibi üzerimden geçti. Sanki çiğneyip geçti beni. Gölün gelini. Efendim amca? Gölün kıyısında gezinir o. Amca, vallahi iyi makaraya sarıyorsun. Evladım, gönül gözüyle bakanlar onu görür. Sen de baktın ve gördün. Belli ki gölün efsanesini bilmiyorsun. Gölün efsanesi mi? Senelerce dilden dile söylenen gölün efsanesi. Gölün ruhu, gölün dili. Ben Almanya'da yaşıyorum da amca. Pek tanımam buraları, bu gölü. Babam annem bilir belki ama ben bilmem. Dinlemek ister misin? Neyi? Beyaz atlı gelinin efsanesini. Beyaz atlı gelin efsanesi mi? Gördün ya biraz evvel. Onun hikayesini dinlemek ister misin? Bak evladım, her efsane bir söz söyler yüreklere. Bir ibrettir dinleyene, anlayana. Zamanın birinde, sendeki daha dün, ben diyeyim ki 1000 sene önce de, ha bu göl daha dile gelmeden, göllerden bir göl iken. Heh. Yürü. Yürü. Thank you.
Huri midir, peri midir? Ne büyülü güzellik bu böyle. Vallahi gölün perisi bu kız. Çekil yolumdan. Çekilemem. Ne istiyorsun benden? Hiç. Oğlan, çekil yolumdan. Huri misin, peri misin? Eğer söylersen yol veririm. Deli misin be sen? Çekil önümden. Sana büyülendim. Gözlerim senden başkasını görmüyor. Aklım şaşıyor. Kalbim duruyor. Neden anlamıyorsun? Çekil yolumdan deli. Bari adını söyleseydin. Deli. Allah Allah, delilere çattık vallahi. Ağzı da iyi laf yapıyor ama. Ah kızım, gitme şu göle. Allah korusun, kayık filan da devrilir. Balıksız da yaşarız kızım. Aç kalacak değiliz ya. Babam balık seviyor ana. Elif sen misin kızım? Bak, tam iki tane kadife, üç tane dişli getirdim. Oltayla mı yakaladın kızım? Hı-hı. Şuna bir bakayım hele. Maşallah. Epey iri kız bu. Çok özlemişim be. Oh, kokusu bir başka. Göl kokusu, yosun kokusu, sazlık kokusu. Oh. Ah be kızım, bir ayaklarım tutsaydı. Yarın sabah erkenden ağları dökeceğim. Çok balık var sazlıklar arasında. Şöyle 40-50 kilo yakalarsak kasabada satarım. İyi para eder. Dur bir tane kızartayım sana. Kızım, ah. Kızım kendini zorlama. Ağ dökerken dikkatli ol. Gölde oyun oynamaya gelmez. Ben kimin kızıyım baba? Çocukluktan beri beraber balık avlamadık mı? Hiç meraklanma sen. Gölde rahatsızlık veren oldu mu kızım? Ha kızım? Yok baba, kim rahatsız edecek ki? Fazla açılma kızım. Tek başına kızsın. Serseriler falan çıkar da önüne. Aman kızım. Salih. Tek başına balığa gönderiyoruz ya bu kızı. Ya başına bir şey gelirse? Allah korusun, sonra ne yaparız biz? Şu ayaklarım bir tutacaktı var ya. Ne oldu kızım? Hiç ana, hiç. Allah Allah. Eyvah, koyunları bırakıp geldim, tüh. Huri'nin peşine düştün, koskoca sürüyü kaybettin. Koyunlarım. Koyunlar,
Koyunlarım. Nerede bunlar? Hay Allah. Ah ulan Recep. Ah. Büyüledi tabii o kız seni. Of. Nereye gitti bu koyunlar? Ah ulan Recep. Sende kafa yok ki. Büyüledi tabii o kız seni. Aklın başından gitti. Ama koyunları da kaybettin. Nereye gider bu koyunlar? Ben biliyorum. Sen de kimsin? Biliyorum. Şakir. Şakir mi? Nerelisin bakayım? Aşıköy'den. Yamanlar köyünden. Koyunlarımı gördün mü Şakir? Gördüm. Neredeler? Bana karpuz ver söyleyeyim. Ulan manyak mısın? Kış vakti ben nereden bulayım sana karpuzu? O zaman söylemem işte. Karpuz verirsen söylerim. Uf, nereye gitti bu koyunlar? Kafa yok ki bende. Bir kız yüzünden bütün koyunları saldım bıraktım çayıra. Karpuz vereceğim mi? He? Vereceksin değil mi? Vereceksin. Vereceğim. Hadi söyle. Tamam. Hadi gel. 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 Ulan dalga geçiyorsan. Bak işte. Gebertirim seni bak. İşte. Hay sağ olasın be Şakir. Allah'ım sana çok şükür. Ya kaybetseydim sürüyü? Çalıp götürselerdi ha? Sonra ne derdim ben köylüye? Karpuz. Tamam alacağım. Karpuz. Yaratamam ya sabret. Nereden bulayım sana karpuzu? Hem de bu karda kışta. Karpuzumu ver. Bak Şakir'cim. Söz veriyorum. Sana karpuzu vereceğim ama şimdi nereden bulayım? Hele böyle kış vakti ha? Hadi gel. Bana yardım et de şu sürüyü toplayalım. Yürü dedim sana. Bu Behçet Ağa değil mi? Adamlarıyla nereden geliyor böyle? Çoban! Çek şu koyunları önümden! Ne bakıyorsun salak? Yürüsene! Kaldırın ha! Çözün ellerini! Bu ders onun aklını başına getirir! Bir daha karşı gelme emrime! Gebertirim ulan seni! Anladın mı? Etini paramparça yapar, köpeklere dağıtırım. Ben senin ağırım lan. Ne var çoban? Bir şey mi diyecektin? Sen şu bayırdaki köyün çobanı değil misin? Götür sürünü çabuk! Ne bakıyorsun saf? Sana dedim çoban! Al şunu. Kalk. Of. Niye böyle yapıyor sana? Bir dönüm tarlam vardı. Onu elimden almak istedi. Ben de vermek istemedim. Karpuz yok mu? Karşı geldim. Bu yüzden. Şakir kardeş. Sen sürüye bakıver de ben köyüne götüreyim. Tamam. Yok sen rahatsız olma evladım. Ben kendim giderim. Bu Behçet Ağa da fazla oldu. Nedir bu milletin çektiği? Dur diyecek yok mu bu zalime? Hani karpuzum? Başlayacağım şimdi karpuzuna Şakir. Karpuzun sırası mı şimdi? Yazmam yok. Nerede? Elif! Kızım! Gel de babanın yerini değiştirelim.
Ulan Recep, ayıp ettim be. Senin bu yaptığına basbayağı hırsızlık denir. Tamam, kız güzel ama feleğini şaşırdın. Kalbin güm güm attı. Ulan çarpıldın ama erkekliğe yakışır mı yazma çalma? Ben en iyisi yarın bu yazmayı geri vereyim. Oğlum, kendi kendine kiminle konuşuyorsun sen? Bu yazma da nereden geldi? Kimin yazması o? Benim öyle yazmam yok. Şey, yolda giderken buldum anacığım. Hay Allah. Baba neden söylemedin? Ben kırardım odunları. Otur otur oğlum. Bırak odunları da ben kırayım. Sen sabahtan akşama köy sürüsünü gidiyorsun. Bırak odunları da ben kırayım. Aman evladım. Sürülere dikkat et. Hepsi emanet. Birine bir şey olursa çoballık parasıyla ödeyemeyiz vallahi. Zaten kendimizi zor geçindiriyoruz. Allah razı olsun muhtardan. Şu çoban evini verdi de... Behçet Ağa'yı gördüm baba. Vay, ağamızı mı gördün? Aman, hürmetle kusur etmeseydin evladım. Bırak şunu be baba, şerefsizin teki. Ne dedin, ne dedin? Sen ağamıza şerefsiz mi dedin? Baba, sen bugün bir garibana yaptığını görseydin böyle konuşmazdın. Lan sen nasıl dokuz köyün namlı ağasına şerefsiz dersin? Baba ama... Lan bir de ağamıza öyle bir şey söyle, gebertirim seni. Anladın mı? Gebertirim. O koskoca Behçet Ağa. Bizim köyün, öte köyün, beri köyün, bütün bu civar köylerin ağası. Peki sen kimsin? He? Sen onun köylerinden birinde emanet kuzulara bakan yemeyeli bir çobansın. Sakın ha! Sakın nankörlük etme! Ağa kısmısına nankörlük eden iflah olmaz. Baba! Sus! Bizim ağamız o. Ağamız. Rahmetli babası Kamil Ağa neydi be? Beni çok severdi. Derdi ki ağalık çok büyük bir yük. Yüzlerce insanı, onlarca köylüyü sırtında taşımak gibi bir şey. Bir gün takatım kesilecek, hepsini yere düşüreceğim diye korkuyorum. Ağamız işte, bu kadar yiğit biri. Pek de güzel kızmış. Kimi kimsesi yok ağam, bir iş verirseniz sevaba girersiniz. Gireriz canım. Sevaba girmesini de pek severiz. Böyle güzel için neler yapılmaz. Al bakalım. Beğendin bu kızı. Neye bakıyorsunuz kız? Size kuma getirdim. Pek de taze. Ama ağam ben... Kes kız. Gıkını çıkarma gebertirim seni. Alın elbiselerini görsün. Giydirin. Süsleyip püsleyin. Ağam. Ne oldu? Yarın zaptiyeler geliyormuş. Gelsin oğlum. Niye telaş ediyorsun? Hemen bir koyun kesin. Kazanları kaynatın. Ziyafet verelim zaptiyelerimize. Ama ağam. Zaptiye şikayet üzerine geliyormuş. Biri şikayet etmiş de... Güya köylünün malını mülkünü gasp ediyormuş. Hiç dert etme oğlum. Bir ağa ne kadar çok şikayet edilirse o kadar çok büyür. Ne kadar çok korkutursa bu köylü milletini o kadar çok büyür gözlerinde. Her şeyin bir çaresi var. Zaptiyeler yemeye içmeye bayılırlar. Kurarız sofrayı önlerine. Keseriz birkaç koyun. Havalarını alırız oğlum. Thank you.
Anlamıştım senin aldığını. Ver şunu. Bir şartla ver. Ne şartı? Kayağı beni de al. Olmaz. O zaman yazmanı verme. Vermezsen verme. Yani senin bana gönlün var, öyle mi? Ne? Bana varmak mı istiyorsun? Sen salak mısın be? Eğer bir kız yazmasını bir erkeğe vermişse bu ne manaya gelir? Ver yazmamı, ver. Kayıkla beni gezdir, yazmanı al. Yoksa bak, herkese bana varmak istiyor diye haykırırım. Ana! Şu oğlanın deliğine bak sen. Çaldın onu sen, çaldın, hırsız. Kime inandıracaksın? Tamam, tamam. Yani gezdiriyorsun beni. Hemen şuraya dolaşacağız, tamam mı? Tamam. O zaman ver yazmanı. Al bakalım. Evvela gezdir, sonra yazmayı. Peki. Ne güzel çekiyorsun kürekleri. Ben de öğrenmek isterdim. Bana da öğretir misin kürek çekmeyi? Hayır. Ben hiç kız balıkçı görmemiştim. Çok mu seviyorsun balık tutmayı? Baban ne yapıyor senin? O çıkmıyor mu balığa? Niye cevap vermiyorsun? Sorularım sıkıyor mu yoksa seni? Babam hasta. Hastalığı ne? Artık dönüyorum, bitti. Hala adını söylemedin. Benim adım Recep. Bu köyün çobanıyım. Köylüler koyunlarını bana emanet eder. Hepsi kocaman bir sürü olur. Onları da ben giderim. Senin balıkçı olduğunu biliyorum da hala adını bilmiyorum. Hadi in, geldik. Hey! Yazmamı ver. Ne yazması? Adını söyle, vereyim. Söylemeyeceğim işte. O zaman yazma benim. Yani gönlüm bende. Sen ne diyorsun deli çoban? O zaman adını söyle. Söylemesen de ben sana bir isim buldum zaten. Göl perisi. Gönlümün perisi. Beni büyüledin peri kız. Bırak bu yazma benim olsun. Ona bakınca seni hatırlarım. Ay yüzünü, ışıl ışıl gözlerini, ceylan bakışlarını, göl perisi. Adım Elif. Elif. Allah'ım ne güzel isim. Ahmet dayı, nereye gidiyorsunuz böyle? Köyden geçiyoruz. Niye, ne oldu ki? Evin barkın olmayınca ne edersin oğul? Başka diyarlara gidiyoruz. Ağa elimizden tarlalarımızı, evimizi aldı. Borcum vardı az bir şey. Ödeyemedim. Ödeyemedim diye adamlarıyla geldi evime. Talan etti ortalığı. Kendi evimden, köyümden sürdü çıkardı bizi. Bu ağalık değil oğul. Eşkıyalık. Ağamız eşkıyadır gayrı. Eşkıya! Bir benim değil. Etraf köylerde de hep böyle eşkıyalık yapıyor. Kimse de bir şey diyemiyor. Çıtını çıkaramıyor. Neyi gözü keserse alıyor oğul. Sağlıcakla kal gayrı.
Sakın ha, sakın. Bir de ağzından öyle laflar duymayayım. Sen ağamıza nasıl eşkıya dersin, ha? Baba, yeter. Koruma artık şu adamı. Ağa değil o adam, ağa değil diyorum sana. Sakın ha. Köyleri talan etmek, fakir fukaranın tarlalarını almak mı ağalıktır ha? Milletin namusuna göz koymak mı ağalıktır? Sen ne diyorsun lan? Ağalar öyle şey yapmaz. Ağalar köylülerini korur, kollar. Onlar olmasaydı biz sürülürdük. Baba, herkes ondan kan kusarken sen hala neden bu adamı müdafaa ediyorsun ha? Babası Kamil ağam olmasaydı evsiz baksız kalırdık, sürülürdük. Himmet etti Kamil ağam da bu evi verdi. Sen çoban oldun köyün, ben de annen de iş sahibi olduk. Onun hakkını nasıl öderim ben ha? Nasıl? Babacığım, bak, Kamil ağa öleli epey oldu. Ayrıca bu adam ona hiç benzemiyor. Sus! Kamil ağamın oğlu o. Kurban olur bana ben. Tamam baba, tamam. Ben sana nasıl laf anlatayım bilmiyorum ki. Ha, Betul'un peyniri hazırlamıştı bağımız için. Yarın konağa götür. Baba, bir kere de beni dinlesen ya. Sus, cevap verme. Her sene ağamıza bir tulum peyniri hazırlardım. Bu sene de hazırladım. Götür konağına. Afiyetle yesin. Başkasıyla gönderirsin. Sen götüreceksin, sen! Hallettin mi? Getirdin mi tapuları? Buyur ağam. Tüm resmi muameleleri tamamladım. Artık tarlalar sizindir. Sağ ol Şevket Bey. Babam ben ağayım diyerek hep dağıttı. Vererek nam salmak istedi. Şimdi de ben babamın verdiklerini geri alıyorum. Daha da alacağım. Bu civardaki bütün arazilerin, tarlaların tapusunu istiyorum Şevket Bey. Şımartmaya gelmez bu ayak takımını. Bu milletin gözünü korkutacaksın Şevket Bey. Neyi varsa alıp soyup soğana çevireceksin. Gör o zaman namı şöhreti. Senden öyle bir çekinirler ki kul olurlar kul. Bize şarap getirin şarap. Tamam ağam. İyi oğlum. Sağ olasın anacığım. Sağ olasın. Al oğlum. Hadi. Ağamıza selamımı söyle. Bir emrin var mı diye de sor. Ah bir terslik yapayım deme. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Hadi öyleyse. Yolun açık olsun. Kadın, bir ayran yapıver de yüreğim ferahlasın. Ulan deli, ne oluyor lan sana? Hadi karpuz, karpuz nerede? Şakir, iyice saçmaladın ha. Sırası mı şimdi karpuzum? Çekil önümden, ben ağaya gidiyorum. Ben de geleceğim, ben de geleceğim, ben de geleceğim. Olmaz diyorum Şakir, ben hadi de çekil önümden. Ne olur, ne olur. Getirecektim. Tamam alacağım dedim. Ne olur. Of ne olur. Şakir ben of. Ben de geleceğim. Ben. İşte geldik. Ağanın konağı burası. Bana bak Şakir. Sakın bir terslik yapayım deme. Hiç sesini çıkarma tamam mı? Şu tulumu verip dönelim.
Sonra karpuz alacaksın hadi, değil mi? Ağam bir çoban gelmiş. Size tulum peyniri getirmiş. Gelsin bakalım. Gelin içeri. Peynir mi getirdin çoban? Babam gönderdi. Baban kimdir? Gariban Ali derler. Babanız Kamil ağam babamı çok iyi tanırmış. Tamam tamam ben de bilirim. Tulumu alın şunun elinden. İşte Şevket Bey. Ne kadar çok alırsan o kadar çok verirler. Ne kadar çok gözlerini korkutursan o kadar iyi olursun. Şunların haline baksana. Allah'ın çobanı işte. Bunlar birkaç kuruş için ayağını yalar. Ha? Karpuz. Karpuz. Gel buraya Şakir. Karpuz. 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 Bana karpuz versene. Karpuz. Vay. Heya. Karpuz mu istiyorsun? Heya. Karpuz istiyorum. Hadi al. Bak Şevket Bey. Köpekten farkı var mı? Hmm. Karpuz. Karpuz. Al karpuz. Kuçu kuçu. Karpuz. Kuçu kuçu. Karpuz. Şakir. Şakir gel buraya. Karpuz. Şakir. Karpuz. Şakir. Karpuz. Şakir. Karpuz. Karpuz. Anne bana bak Şevket Bey. Karpuz. Bana ne? Yeter Şakir yeter. Karpuz. 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 Şakir. Özür dilerim Şakir. Bak ağanın ne yaptığını gördün ama. Seninle dalga geçti. Köpek muamelesi yaptı sana. Ne? Şakir. Ya etme be Şakir. Özür diledim artık. Şakir. Şakir hadi affet beni. Ha affet. Hadi. Şakir nereye gidiyorsun? Oğlum Recep, sen de salaksın. Bırak delinin peşini, ne yaparsa yapsın. Ama olmuyor işte. Halini görünce vicdanı sızlıyor insanın. Of. Şakir! Şakir neredesin? Güzelim, Fadime'm. Yavrum, affet babanı. Yavrum, affet babanı. Bulamadım. Çok aradım. Karpuz yok kızım. Bulamadım. Kışın karpuz olmazmış yavrum. Olsa getirmez miydim sana? Yavrum, çok mu canın istiyor dedin? Çok mu kızım? Bir karpuz bile bulamadı bu baban. Bir dilim karpuz bile. Bir dilim karpuz bile. Affet kızım. Affet yavrum. Kızım. Fadime'm. Affet beni. Ne dedi ağamız? Beğendin mi peyniri? Söylesene oğlum. Ne dedi ağamız? Recep! Recep ne susuyorsun oğlum söylesene. Ne dedi ağamız? Çok memnun kaldı değil mi? Bir tanecik ağamız bizim. Yavrum benim. Pek de yakışıklı. Boynu bozdu değil mi? Baba yeter artık yeter. Bana o canavardan bahsetme tamam mı? Ne? Lan sen ağamıza canavar mı dedin? Recep! Ali! Sen de fazla varıyorsun çocuğun üzerine. Bırak kendi haline.
Bunu sana getirdim. Elif. Yazmanı vereceğim ama karşılığında bir isteğim var senden. Bu yazmayı başına örtmek isterim. Buna müsaade eder misin? Olur mu öyle şey? Eğer başını örtmeme müsaade edersen sana çok mühim bir şey söyleyeceğim. Şu gölün, şu çiçeklerin, kuşların duyacağı en güzel sözleri söyleyeceğim. Eğer hayır dersen bu yazmayla kendimi asarım. Deli misin sen? Eğleşme insanla. Sen bakışlardan anlamaz mısın göl perisi? Seni seviyorum. Senin için yanıyorum. Bana varır mısın? Helalim olur musun? Hayır diyorsan bağladığım yazmayı çöz fırlat göle. Ne diyorsan kalsın öylece. Sen beni seviyorsun. Sen beni seviyorsun. Sen beni seviyorsun. Hey! 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 Sen beni seviyorsun. Sen beni seviyorsun. Benimle evlenecek. Benimle evlenecek. Şakir. 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 Yalan söyledin bana. Şakir. Yalancısın. Bak bir dakika dinle beni. Yalancısın sen, yalancı. Yalancı. Şakir. Yalancı. Karpuz. Karpuz. Sağ ol Recep. Karpuz verdin bana. Karpuz. Biliyor musun? Fadime'm çok hasta. O kadar hasta ki ölecek diyorlar. Canı karpuz çekmiş. İlla karpuz istiyor. Karpuz bulamadım. Bulsaydım belki ölmezdi. Ölmezdi. Kimse karpuz vermedi. Vermedi. Fadime. Bak karpuz getirdim kızım. Kocaman karpuz. Al kızım. Bu karpuz senin. Hadi Şakir. Hadi gel. Nereye? E duydun baba. Ali. Ha. Şu Tepeköy'de balıkçı Salih'in kızı var ya, bilir misin? Evet, ne olmuş? Bizim oğlan ona yanmış. Ne dersin, baş göz edelim mi? Haklısın hanım. Yaşı geldi de geçiyor. Hı hı. Hayırlısıyla baş göz edelim de geçsin. Bak şuradaki düzlüğü görüyor musun Elif? İşte çocuklarımız olduğunda oradan oraya koşacaklar. Oradan oraya koşacaklar. Hey! Biz evleniyoruz. Elif'i seviyorum.
Çok seviyorum. Allah razı olsun kızım, sağ ol. Elif, kızım. Bir zamanlar ufacıktın. Tıpış tıpış dolaşırdın. Şimdi maşallah kocaman kız oldun. Bir erkek gibi evin geçimini sağlıyorsun. Bak kızım. Haber gönderdiler. Seni istemeye dünürcüler gelecekmiş. Gariban Ali'nin oğlu Recep. Onlar da bizim gibi yoksul. Olsun. Zengin olmak değil önemli olan. İnsanlık olsun. Allah büyük. Diyeceğim şu kızım. Bilir misin o delikanlıyı? Hiç gördün mü? Ananla görüştük, konuştuk. He dersen vereceğiz seni. Köpeklerin derdine bak be. Yürün. Ye. 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 Kimin düğünü bu? Çobanın düğünü. Babası sizi davet etmişti ya ağam. Kimin kızını almışlar? Tepeköylü balıkçı Salih'in kızını. Sefalar getirdiniz. Oğluna ne veriyorsun ha Ali amca? Yakışıklı oğluna güzel bir kız bulmuşsun. Pek merak ettim. Ağa olarak yüzünü görmem münasiptir herhalde. Duanı açsana gelin. Madem ki ağanızım, kim kiminle evleniyor bilmek isterim. Aç hele duanı. Ama ağam, dua açılmaz ki. Adette değildir. Dua açacak damat açar. Ben de ağasıyım. Aç duanı. Sadece görmek istiyorum. Doğru söylersin ağam. Görmelisin. Hayır! Aç kızım duanı. Ağamız görsün yüzünü. Aman yarabbi. Bu ne güzellik. Sen huri misin, peri misin kız? Bugüne kadar seni neden görmedim? Bu kız canlı olamaz. Olamaz. Peri bu. Peri. Seni benden kimler sakladı? Ben ki bu civarın ağasıyım. Her şey benden sorulur. Ama bir çobana yar oluyor bu huri. Çoban. Bu kız sana yar olmaz. Bu gelin benim.
Çevirin atını. Konağıma götürün. Onu kendime alıyorum. Hayır! Bırakın beni! Bırakın! Yapmayın ağam. Ağlığınıza yakışmaz. Hayır! Şanınıza yakışmaz ağam. Yapmayın. Bu ağlığına hiç yakışmaz ağam. Bırakın, bırakın beni! Bırakın beni! Hayır! Bu gelin benim diyorsan benimdir. Recep! Var mı itiraz olan? Oğlum! Sen benimsin, benim! Dur! Dur! Sen benimsin! Ey göl! Ömrüm seninle geçti. Sen benim arkadaşımsın, her şeyimsin. Bana yardım et, tut elimden. Medet Allah! İzin ver şu gölde sır olayım. Nereye kayboldu bu? Ne oldu ya? Nereye gitti bu kız? Periydi, peri. Sen karpuz vermedin bana. Sen karpuz vermedin ama o verdi. Beyaz atlı gelin hala o gölde. Bazı zamanlar çıkar ortalığa, dile gelir. Belli ki sana da görünmüş. Ama beyaz atlı gelin hiç boşuna görünmez. Sebebi ne ola ki oğul? Var mı bir sebebi? Var galiba. İki sevda arasına girdim ben de. Ben de zalim ağa gibiyim. Peki sen kimsin amca? 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.